Değerli dostlar, bir yelken programına daha hoş geldiniz. Oh, bu olmadı galiba. Ya, hiç önemli değil ki. Adımız önemli değil. Önemli olan paylaştığımız bilgiler. Ya, gerçekten öyle. Ben çok heyecanlanıyorum. Hani kayıda girmeden evvel her şey normal. Kayda girdiğimiz anda ben bir tuhaflaşıyorum Seren Hanım. Vallahi. Ay tuhaflaşmayın. Güzel, çok güzel. Ben de yani doğaçlama şey yapıyorum, konuşuyorum sizinle zaten. Ama siz süpersiniz. Gerçekten siz ya, çok iyisiniz. Ya teşekkür ederim. Seren Hanım, beni programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten heyecanla, merakla ben sizin yarış sonrası programlarınızı bekliyorum. Bunun için size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Haberleriniz için çok çok teşekkürler. Ama yani ben sizin konuğunuzum, siz benim konuğum değilsiniz. Asıl gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek? Biz yani Mavi'de her şeyi paylaştık da çok güzel çünkü. Biz biliyorsunuz Behçetuz Çocuk Vakfı, yani bu vakf yararına düzenlenen, evet, Eğer Çeşme Marina İzmir 2019 Güz Trofesi'nin birinci ayak yarışlarını bu geçtiğimiz hafta sonu, evet, Başlattık. Harika. 12-13 Ekim tarihlerinde koşuldu yarışlar. 30 tekne parkura çıktı ilk ayakta ve planlanan 3 yarış da gerçekleşti çok şükür. IRC A sınıfında 13, IRC B sınıfında 12 ve destek sınıfında da 5 tekne. Evet. Cumartesi sabahı 2 farklı rota için briefing sonrası parkura çıktı. IRC A sınıfları offset şamandıralı 2 tur sosis rotayı 2 yarış yaparak tamamladılar. IRC B ve destek sınıfı teknelerde offset şamandıraları iskelelerinde bıraktılar. Fener ve Boğaz Adası'nda yine iskelelerinde bırakarak finish hattına yöneldikleri bir coğrafi rota gerçekleştirdiler. Evet. Planlandığı gibi IRC A sınıfları saat 13'te, IRC B ve destek sınıfları da 13.10'da start hattından çıktıklarında rüzgarımız 340 dereceden 18-20 knot arasında değişiyordu. Ancak ilk yarışın ortalarında hava sağanaklarda 25 knotları buldu. Hatta üzerini gördü. Ara ara, ama Yankee bayrağı zaten karada toge edilmişti. Herkes güvenli bir şekilde teknesinin üzerindeydi. Günün ilk yarışında ise finish hattını ilk kesen tekne sevgili Fikret Oral'ın dümencilindeki Tüpraş Lemon teknesi oldu. Günün ikinci yarışında da IRC A sınıfı tekneler için 15.30'da start düdüğü çaldı. İkinci yarışta IRC B sınıfı ve destek sınıfları yoktu. İlk finişte yine Tüpraş Lemon'dan geldi. 13 Ekim Pazar günü de yine briefing sonrasında Poseidon biraz daha sakinlemişti. Biraz daha yüzümüze gülüyordu. 350 dereceden gelen 12-14 bat böyle tatlı bir havada saat 11.50'de IRC A sınıflarının 12.05'de IRC B ve destek sınıflarının startları verildi. Start 6 tekneler. IRC A sınıfları 3 tur, IRC B ve destek sınıfları ise 2 tur şamandıra yarışı için parkurdaydılar. Ve kupa için kıyasıya bir mücadele vardı. Ben biliyorsunuz hep yarışan teknenin içerisinde olmayı ve yarışın içerisinde fotoğraf çekmeyi seviyorum. Geçen sene kış trofesinde ve güz trofesinde Müge teknesiyle çıkmıştım. Müge teknesi IRC B sınıfında, B1 sınıfında yarışan bir teknedir. Filonun da abilerindendir ebat olarak. Dolayısıyla ben yine Müge teknesinin konuğuydum. Ancak starta bir dakika kala bizim ana yelken mandırımızda bir sıkıntı yaşayınca biz start alamadık. Ama ben start öncesi ve startta arkalarından baktığım teknelerin fotoğraflarını çekmeye devam ettim. Tamam, ana yelken mandırımız kopmuş olabilir ama sonuçta grubumuz 3 tekne olduğu için biz gene 3. kupamızı almak için podyuma çıktık tabii ki. İkinci gün yarışlarında ilk finish bu kez IRC B1 sınıfında yarışan Erkan Bilsel'in dümencindeki Taylavay teknesinden geldi. Onu da AI komodorumuz sevgili Akif Sezer'in dümeni tuttuğu Şakara teknesi takip etti. Genel sonuçlara bakacak olursak IRC A1 sınıfında Tüpraş Lemon birinciliği, Atilla Gökova'nın teknesi Yarış Ati ikinciliğini, Mersin Yelken Akademisi 3. kupasını aldı. IRC 2'de Doğukan Kandemir'in dümencindeki ve İzmir Arkas Körfez yarışında şampiyonu Orkestra birincilik kupasını kaldırırken Murat Baner'in kırmızı biri 2,
Arnes 3. kupasını kaldırmış oldu. IRC A3 sınıfında birincilik Mare'ye gitti. İkinciliği Uyan Sailing School aldı. Cygnus Yunus Marin teknesi üçüncülük kupasını kaldırdı. Bu arada da Cygnus Marin'de Marin'in dümeninde ilk ben Söğütlü Sezer ve kadın yelkencilerin olduğu bir ekip vardı. IRC A4'te Fermel 1, Quattro 4 ikinci oldu. Çeşme Malaventus 3. Lig Kupası için podyumda boy gösterdi. IRC B1'de Perlevite 1, Aylos 2 ve Mige 3. aldılar. IRC B2'nin birincisi biraz önce de bahsettiğim gibi Akif Sezer'in dümenini tuttu. Şakara teknesi. İkinciliği Good Day Sunshine. Üçüncülüğü de Ankara'lardan gelen sevgili Işık teknesinin ekibi aldı. IRC B3'te Chess. Sevgili Chess'in teknesi birinci oldu. Bizim filomuzun ak saçlıları Allegro teknesi ikinci ve Enkon üçüncülüğü hak kazandı. Destek sınıfında da Erhan Abay'ın bu yıl ilk kez Çeşme parkurunda suyla buluşturduğu, yarışla tanıştırdığı güzel kızı Elisa birinci oldu. Murat Türkeli'nin Şi ve Selmet Sağol'un Marineros'u da 3. kupası için podyuma çıktılar. Biliyorsunuz Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına yapılan yarışlar da Yaren Bebekler satışa çıkarılıyor. Ve bizim denizci dostlarımız da her zamanki duyarlılığıyla gereken ilgiyi gösterdiler Yaren Bebeklere ve Çeşme Marina Yat Kulüp Bahçesi'ne satışa sunulan Yaren Bebekler gün içerisinde artık tamamen satışları bitmişti. Sosyal sorumluluk projelerinde imzası olan eğer Çeşme Marina bir sürefesinin ikinci ayağını 9-10 Kasım tarihlerinde koşacak. Ben de inşallah yine 9-10 Kasım tarihlerinde Çeşme Marina'da yine bir yarışan teknenin üzerinde olacağım. Bu sefer Müge'de çıkmayacağım. Çünkü Müge'nin hiç fotoğrafları olmuyor. Ekibim sonra bana çok kızıyor. O yüzden bu sefer başka bir tekneyle çıkıp onların da fotoğraflarının olduğu yarış içerisinden güzel anları anılara katmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz her trofede yelkenciler kadar eğer kulübü de kendini yenilemeye ve geliştirmeyi amaçlıyor. Ve bunda da son derece başarılı. Bu nedenle güz trofesi için yeni bir uygulama var. Gezi sınıfı olarak üretilmiş ancak yarış ruhu taşıyan ve IRC belgesi almış olan IRC B sınıfı tekneler Orta Pupa yarışlarında hem tekne hem de ekip sayısı olarak çok uygun olmadıkları düşünerek onlara farklı rotalar uygulanmaya başlandı. Bu geçiş döneminde Orsa ayağı daha kısa ama coğrafi rotaya yakın rotalarda daha uzun süreli yarışlara katılımları sağlanacak ki yarış süresi yaklaşık 2 saatin üzerinde sürüyor. Bu da en azından yelkene doymak demek. Çünkü Orsa Pupa ayağında git Şamandıra'yı dön gel evet daha yarış tarifi tekneler için son derece elverişli rotalar. Ama biraz önce de belirttiğim gibi gezi sınıfı için üretilmiş teknelerde Orsa Pupa ayağı yerine Orsa ayağı kısa ve coğrafi rotası daha uzun, coğrafi rotaya yakın bir parkurda yarışmaları onların da yelkene doymalarını sağlayacak diye düşünüyorum. Nitekim biz IRC'de bir sınıfında yarışan bir teknedeyken biz bu rotadan son derece memnun döndük karaya. Benim Çeşme'den aktaracaklarım bunlar. Çok fazla bir şeyimiz yok. 3 yarış, 3 tane şahane yarış. Evet. Çok keyifli bir düz trofesi başladı Çeşme'de. Devamı da gelecek diye düşünüyorum. Bu geçiş döneminin geri bildirimleri doğrultusunda bu uygulama kış trofesinde de yapılacak. Böylece hem yarışlar eksiksiz tamamlanır. Çok da keyifli olur diye düşünüyorum. Ama ben parkura nasıl yetişirim işte onu bilmiyorum. Bir tarafta coğrafya rotada koşarken bir tarafta Şamandıra yarışımı. Yapacağız evet. Bir şeyler bakalım. Onu da zaman gösterecek. Evet. Dediğim gibi Çeşme'den bu kadar ama ben bir yurt dışından evet. Bir haber vermek istiyorum. Muhteşem. Evet. Bizim Çeşme parkurumuzda yarışan evet. Team Linea Rosa evet. Ekibi evet. Malta'da şu anda. Ve Malta'da her yıl düzenlenen Rolex Middle Sea Race'e katılıyorlar. Evet. Bu yıl 40.sı düzenlenen bir yarış. Bu nedenle daha ayrı bir öneme sahip tabii 40.sı olması nedeniyle. Evet. 120'nin üzerinde tekne ve 1200 sporcunun katılımı bekleniyor yarışlara.
Akdeniz'in en popüler yarışı Rolex Middle Sea Race. Bu zorlu mücadelede IRC5 sınıfında ve iki kişilik ekiplerden oluşan teknelerin değerlendirdiği Double Handed kategorisine yarışacak tekneler bugün öğlen saatlerinde Malta Valletta'da Grand Harbour içinden verecek startla yaklaşık 600 millik bir rota koşacaklar. Şimdi Team Lineros'a bu yıl ilk kez iki kişilik sınıfta yer alacak. Offshore yarışçılık deneyimini de arttıracak tabii ki. Ayrıca eğer Çeşme Marina Plus'un iddialı teknelerinden Shaker da şu an Malta'da. Ve Lineros'a ekibi Onur Tok ve Tuğrul Elbirler kaptanlarımız. Türkiye'yi ve İzmir'imizde temsil edecekleri bu yarışta başarılar diliyoruz. Kalbimiz onlarla ki Onur Tok 7 kişilik ekibiyle yaklaşık 20 deniz mili mesafeli liman yarışında IRC5 sınıfında 3.lük elde ederek yabancı sularda ilk kupanın da sahibi oldu. Muhteşem. 34 tekne katılmış bu liman içindeki yarışa. Kendi grubunda yani IRC5 sınıfında 18 tekne varmış. Ve bu 18 tekneyi geride bırakarak üçüncü olmuşlar. Onur Kaptan'ı ve ekibini de tebrik edelim. Ekibinde de Onur ve Tuğrul'un dışında Naci Gül, Tolga Tunca, Ali Kan Tunal, Burak Gülgeze ve Mavi'nin güzel kızı Merve Taslaban da var. Onların da ben haberini ve fotoğraflarını sevgili Serdar Bakol'un Türksel sayfasında bu sabah gördüm ve bulutlu Urla'ya beni güneş açarmış gibi oldu. Bir anda çok mutlu oldum tabii bunu görünce. Ne güzel. Rolex Middle Sea Race'de 26 Ekim'de düzenlenecek kupa töreniyle son bulacak. Umuyoruz, diliyoruz, dualarımız onlarla ki 26 Ekim'de de sevgili Onur ve Tuğrul'dan yine bir kupa haberi alırız inşallah. İnşallah. Gerçekten bu tür haberler göğsümüzü kabartıyor değil mi Seda Hanım? Hem de nasıl, hem de nasıl. Evet, hem de gerçekten. Nasıl yani o şey yazmışlar. Bir asker selamı da sizden bekliyoruz. Çok hoşuma gitti. Gerçekten. Ne kadar hoş, ne kadar hoş. Yani orada tabii gerçekten Akdeniz'in en popüler yarışı. Dolayısıyla orada ülkemizi temsil etmeleri, İzmir'imizi temsil etmeleri, bizim göğsümüzü kapatan şeyler. Biz bunları duyduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Keşke sadece deniz, derya haberlerinde yayınlanmasa da bütün spor kanallarında bu başarılarımız duyurulsa, işte dediğim gibi gençlerimiz de yelkene, denize gönül verseler ve çoğalsak, daha çok çoğalsak. Umarım. Hep onu umuyorum. Umarım haberciler de, spor habercileri de özellikle yelken branşına ayrı bir özen gösterirler diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de futboldan başka sporda başarı yokmuş gibi herkes futbolla ilgileniyor Seren Hanım. Ay, futbolda başarı mı kaldı Allah aşkına? Hepsi iflas etmek üzere. Parasız pusuz kaldılar hepsi, yapacak hiçbir şeyleri yok. Yani emin olun ki bana o kocaman sahada işte 21 tane adamın bir tane yuvarlak meşin peşinde koşmasından çok daha heyecanlı yelken sporu. Kesinlikle. Çok daha adrenalin yüksek ve çok daha fazla performans isteyen bir spor. Yani ben hep umuyorum bir gün işte inşallah spor haberleri yelkenle başlarlar. Hatta böyle eğer Çeşme Marina'da düzenlenen işte güz trafisi, kış trafisi falan diye başlarlar. İnşallah. Gerçekten yani aynı şekilde dalışta da öyle Seden Hanım. Yani o kadar başarılı serbest dalıcılarımız var. Kimse ilgilenmiyor. Rekorlar kırıyorlar. Rekor kırmalarına, dünya rekoru kırmalarına rağmen sporcularla çok fazla ilgilenildiğini ben şahsen zannetmiyorum. Ama bir gün dediğiniz gibi yelken ve dalış üzerine yani inşallah. Yani sporlarının hepsiyle ilgili benim aslında bahsetmek istediğim şey. Yani buna surf da dahil, dalış da dahil, yelken de dahil. Yani haklısınız. Sonuçta şu dünyanın yelkeni şey gözümün önüne getiriyorum. Bir sürü yeri su, değil mi? Evet. yani gerçekten. Bu kadar suyun içinde yaşayıp da bu kadar spor yaparken bunun göz ardı edilmesi çok da hoşuma gitmiyor işin açığı, ama hani ben görür müyüm bilmiyorum ama yani umarım bir gün su sporları, yelken, surf, yani dalış, hepsi hak ettiği yeri bulur. İnşallah. Hak ettiği gibi haberlerde yer alır. İnşallah, gerçekten dediğiniz gibi aynı temennilerde ben de bulunuyorum.
Çok haklısınız. Umarım bir İnşallah. gün İnşallah. haberlerde hak ettiği yeri bulur. Umuyorum, umuyorum. Şimdi ben bir hafta böyle evde çok sıkılıp patlayacağım. Ondan da çok eminim. Çünkü yelken yok, yarış yok filan. Fotoğraflar da bitti, yayınlandı. Ne yapsam? Neyse ki önümüzdeki hafta sonu Urla'da ilk Poseidon yarışı var. Harika. Ona gider. Gene biraz bir nefes alırım. Ondan sonra da zaten eğer Çeşme Marina 2019 İzmir Güz Trofesi ikinci ay için 9 Kasım'da Çeşme'de olacağım inşallah. Bu bütün yarışlara genç AI'da katılıyor değil mi Selena Hanım? Hani genç Evet. AI ekibinden çocuklar da gençler de Tabii, katılıyor değil tabii mi? ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, Süper, tabii süper. ki. Gerçekten harika. Ay bir dakika, biz hepimiz genciz. Niye öyle söylüyorsunuz? Evet. Biz hepimiz genç ayay kız, lütfen. Oraya gidince, o teknenin üstüne çıkınca hepimiz 18 oluyoruz üniversitenin. Of harika. Tabii. Onun için bizim hiç öyle Evet. şeyimiz sıkıntımız yok. Bizde hep genç ayak var, siz rahat olun. Evet, bunu hiç düşünmemiştim. Demek ki yelken sporu aynı zamanda insanı gençleştiriyor öyle. Tabii Harika. ki. Tabii ki. Tuzdan o, tuzdan. Doping. Gerçekten. Tekrar size çok teşekkür Ben ediyorum. de size çok teşekkür Bize ederim. yer verdiğiniz için, Ne bana demek? yer verdiğiniz Ne için ve demek? benimle Her haberleri zaman. paylaştığınız için. Her zaman. 9-10 Kasım yarışlarından sonra yine sizinle buluşuruz, olur mu? Seden Hanım gerçekten çok çok teşekkürler. Rica Ağzınıza ederim. yüreğinize Benim sağlık. için çok büyük keyif. Çok teşekkür ediyorum. Çok Çok sağ olun. çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere o zaman Seden Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek Antalya'ya üzere. selamlar, sevgiler. İzmir'e çok çok selamlar, Çok teşekkür ediyoruz. sevgiler. Çok sağ olun. Mavi de Sağ kalın, olun. maviyle kalın. Çok Hoşça kalın. teşekkürler. Sağ olun, hoşça kalın. Bay bay.